Gençler merhaba. Bu videoda iktisat bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bu bölümün iş tanımıyla başlayalım. Mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen, neyin ne zaman ve kimler için üretilmesi gerektiğine kanaat getiren, iktisatçıları yetiştiren bir lisans bölümüdür. Tanım çok güzel. Evet. Eğitim süresi 4 yıldır eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alım yapar ve taban puan 180'dir. Güzel. İş olanaklarımız bankalar, Borsa İstanbul, denetim kurumları, devlet planlama teşkilatı, dış ticaret müsteşarlığı, finans kuruluşları, hazine müsteşarlığı, özel firmaların pazarlama ve satış departmanları, rekabet kurumu, sermaye piyasası kurumu, Merkez Bankası. Bölüm mezunları gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir. Bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Kamu ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, ulusal ve uluslararası şirketlerde bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Evet. Hocam KPSS'de son 5 yılda 2135 kişilik kontenjan ayrılmış, taban puan 81 olmuş. Evet. Üniversite taban puanlarına baktığımızda en yüksek puan ile alan üniversite Boğaziçi Üniversitesi olmuş. 504 puan, 657 sıralama. En düşük puan ile alan devlet üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi olmuş. 188 puan, 999 bin sıralama. Ayrıca açık öğretim fakültesine kontenjanı var. İstanbul Üniversitesi'ne 150, Anadolu Üniversitesi'ne 200 kişilik kontenjan ayrılmış. Bir de ikinci üniversite kapsamında da okunabiliyor. Evet. Mevlana olayı olmuş bunda da. Ne olursa ne ol, yine olursa gel. Ol yine gel yine gel. Evet, yorum mu? Evet hocam. Evet. Arkadaşlar peşinen söylüyorum. Olumsuz düşündüğümü söylediğim bölümler için arkadaşlar ısrarla dislike atıyorlar. Atmaya devam edin. Ben yine doğrucu Mahmutluk yapacağım burada. Bölüm evet, iyi üniversiteyi bitirirsen bölüm güzel bir bölüm. Şahane. Şahane bölüm. İyi üniversiteyi bitirirsen ama şöyle de bir şey var. Türkiye'de 300 tane üniversite var. Özel, devlet, karışık. İBF bölümü ya da fakültesi olan her üniversitede olan bir bölüm. Üstüne üstlük ikinci üniversite kapsamında okunan bir bölüm. Bir sayı falan veremeyeceğim. Yani onun hesabını evet. bile yapamadık. Yapılamaz ya, zaten. İkinci üniversiteye girdiyse evet, bir şey yapamıyor. Oturup da hani senelik bu bölümden kaç kişi mezun oluyor? Türkiye'nin kaç tane iktisatçıya ihtiyacı var? Kaç tanesi açıkta kalıyor? Kaç tanesi devlet kurumlarına atanabiliyor? Kaç tanesi ya gerçekten hesap edilemeyecek kadar çok mezun veriliyor bu bölümden. Şimdi bu bölümün şimdi söyleyeceğim olumsuz şeyleri, duracak iktisat fakültesinde görev alan bir okutman ya da işte ne bileyim öğretim görevlisi ya da üyesi arkadaşım bir tanesi dinleyecek. Sen ne biliyorsun ki de yorum yapıyorsun falan diyecek. Hoş, onu demeye de hakkı yok. Kendi o işten ekmek yiyor. Ama arkadaşım çok sağlam bir üniversitede okumayacaksan, ya bu lafı da söylediğim için eleştiriliyorum. KPSS'de çok sağlam bir puan almayacaksan, hoş bazı kurum ve kuruluşlar açıktan da alım yapılıyor bu bölüme. Ne diyelim, çok sağlam bir yerlerden, çok sağlam tanıdık, tanıdık. Neyse oraya söylemek yok. Yoksa ya arkadaşım yani 999 bin sıralamayla girilen bir yere, hatta ayrıca ikinci üniversite kapsamında olan bir bölümün ben neyini öveyim? Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Öğrenciler şuna kanıyor. Orada görüyorlar şimdi bu tanımları, ben de internetten buluyorum. İş tanımına bakıyor, iş olanaklarına bakıyor. Bir sürü iş alanağı var. Tercih edebilirim diye. O iş olanakları emin olun 999 bininci sıralamada olan arkadaşlara değil. Bakın orada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaş Merkez Bankası. Ya veya... şimdi şöyle bir olay. Ben geçtim. Bak Boğaziçi ile kıyaslamıyorum. Ben Boğaziçi ile kıyaslamıyorum. 999 bin de geçtim. Bak onu da geçtim. Şunu söylüyorum. Türkiye'nin bu kadar çok iktisatçıya ihtiyacı yok. Bu kadar işletme mezununa da ihtiyacı yok. Yani şöyle bir olay var, tamam. İş sahasına baktığın zaman hani girebilecekleri, hani ünvan taşıdıkları ünvanlar güzel ünvanlar. Müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, şu bu, tamam güzel. Ama dediğim gibi oralara ulaşmak ya da o sınavlarda başarılı olup bir yere atmak için epey bir dönem uğraşmak zorunda kalacaksın. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 18 yaşında girdin, 22 yaşında bitirdin. Dediğin o alanlara, yani o kapıdan girebilmek için
bir 5-6 sene daha uğraşman gerekecek. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa iktisat okuma demiyorum. İktisat oku ama ondan sonra okuduğun kadar da uğraşacaksın. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir 4 sene daha uğraşacaksın. Sınavlarla uğraşacaksın, onlarla bunlarla bir sınava gireceksin, sınavı kazanacaksın, tak mülakatta eğleneceksin falan filan. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Yani onun haricinde yani hiç kimsenin bölümüne hakaret etmek gibi bir niyetimiz yok. Ha ben iktisat aşığıyım, ben şunu istiyorum diyen arkadaşa da hayırlı olsun, başka da bir şey demiyorum ya. Hocam bir önceki videoda tanıtmıştık ama onu dinlememiştir, bunu dinlemiştir belki. İkinci üniversiteyi de tekrarlayayım ben. İkinci üniversite şu demek, bir lisans programına kayıtlısınız. Herhangi bir lisans programı fark etmez. Siz puansız olarak ikinci üniversite kapsamında sadece kayıt olarak iktisat okuyabiliyorsunuz. Yani ne okursunuz okuyun, lisans okuduğunuz sürece okuyabiliyorsunuz. Bir fark yok. Ya. Evet, teşekkürler hocam. Gençler Tercih Danışmanlığı ve Eğitim Koçluğu desteği almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.